Şu anda Trabzon'da Sürmen ilçesinde çay bahçesindeyiz. Benim doktor Ender Kıraç'la birlikte çay hasadı yapılıyor. Ender Bey, Trabzon'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok öyle kolay değilmiş yani göründüğü kadar. Emekli bir iş. Şu an çay bahçesindeyiz. Çay topluyorsunuz. Çay toplamak nasıl? Vallahi doğanın içinde olmak, yeşilin içinde olmak, böyle güzel bir havanın içinde olmak. Şansıma bugün Trabzon'da bana güldü. Hava da çok güzel. Harika bir duygu. Ama benim en çok heyecanlandığım, hep insanlara diyorum ki yeşil çay için, matcha çayı için, Türk çayı için tam onun merkezindeki yerlerden biri olmak çok hoşuma gitti. Tam sağlık deposu bir yerdeyim. Şölen Çay'ın davetlisi olarak geldiniz Trabzon'a. Şölen Çay geçtiğimiz haftalarda bir matcha çay tanıtımı yaptı, matcha çayı çıkarttı. Matcha çayla ilgili bilgi verir misiniz biraz? Şimdi biz matcha çayını tanımakta çok geç kaldık. Dünyadaki en kıymetli, en çok antioksidan içeren doğal bitkilerden bir tanesi matcha. Matcha'nın özelliği aslında bildiğimiz yeşil çay. Fakat son 15 gün güneş görmeden, üstü kapalı veya güneş görmeden hazırlanıyor. Yüksek oranda antioksidan içeriyor. Kansere karşı koruyucu, damarları açıcı, uzun vadede tansiyonu dengeleyici, kolesterol düşürücü, tip 2 diyabette kan şekerini düşürmeye yardımcı, hafızayı hem çarpıntı ve aynı zamanda aritmi yapmadan, tansiyonu çok yükseltmeden yavaş yavaş uyaran, uyarıcı bir etkiye sahip. Aynı zamanda en önemli özelliği de içerdiği doğal tein, yani kafeinin doğal maddesi. Ondan dolayı da metabolizmayı canlandırıyor. Vücuttaki fazla suyu atıyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. İçinde de çok kıymetli bir antioksidan var. O da birçok kronik hastalığa karşı koruyucu. Ben her gün yeşil çay mutlaka 3 fincan en az içerim. Şimdi matcha çayı daha da kuvvetlisi. Ondan da her gün 2 fincan içerim. Günde 3 fincanın üstünde içmek pek akıllıca değil. Trabzon'u sürmeneyi nasıl buldunuz Kender Bey? Valla sürmene iç kesimlerini daha çok beğendim. Çünkü yeşil güzel korunmuş. Bu eski Rum evleri, buranın sıcak ailevi yapısı, güzel havası, çay bahçeleri, Trabzon hurmaları, her şey cennet gibi bir köşe. Bence sürmenenin pidesini, balığını, çayını, meyvelerini daha çok tanıtım ihtiyacı var. Burası çok güzel, turist çekebilecek, çok potansiyelli bir yer. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de bütün Trabzonlara kalbimden sağlık, esaret diliyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, teşekkürler. Size.